tefekkür ederken beyin enerjisi harcıyor. Haddini aşacak enerji beyinden çekilirse, mesela telefonum bana diyor ki, iktisat moduna gireyim. Ben bir modumda, bizde öyle yazıyor, hayır dese girmiyor. %10 galiba, ondan aşağı düştü mü beni hiç dinlemiyor. Direkt aşağı iniyor, yani ekranı kapatıyor. Ve sırf ses gidip gelmelere açık. Kendisi yapıyor. İşte beyin de düşüncelere, içerideki düşüncelere, içeride hayal etmelere film oynatırsak, beyin haddinden fazla enerji çekecektir. Bu da beyin ölümüne doğru gider. Böyle bir 13 yaşında bir çocuğa denk gelmiştim, hatırlarsınız. Çağlayan'da bir hastane vardı ya, neydi o? Florans. Florans, he. O hastaneye gitmiştim, çağırmışlardı. 13 yaşında, babası Çorlu mu dedi, Tekirdağ mı dedi, tekstil fabrikasının sahibi. Nörolojiyle gelmiş oradan. Nöroloji, ondan sonra psikiyatr. Şimdi beni tanıyordu, dedi ki, anlatmıştım ama. Dedi ki, abi dedi, bir gelir misin dedi ya, hem tecrüben olur. Bu çocuk ömür billah cep telefonuna oynamış. O bir şey diyorlar ya, bir de bilgisayar şey, böyle bir şey. Tablet. Tablet, ha. Tablet ve telefonla. Ondan sonra bir gün gelmişler, ağzına kusmuş, düşmüş odasında. Evinde tek çocuğu. Beyin blok olmuş, bitmiş. Ben, beni şey için çağırdılar, acaba başka bir bloke var mı? Bloke edilmiş mi? Ben Huruf-u Mukatta'yı çok okudum. Yani ben daha çok onun için değil, öğrenmek için gittim. Baktım bu nasıl ölmüş. Gözümü götürüyorum, şey parmağımı götürüyorum gözüne. Göz inip çıkmıyor. Tepki vermiyor. Ne oldu bilmiyorum. Şimdi bu beyin ölümü olmuş. Enerji sömüre 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 sömüre.